Şeyi seyrettin mi? Bomb Burhamel Inside filmini İzledim. Ya film demek, ne kadar doğru bilmiyorum aslında ona? Sta ee, komedi, bak... komedi gösterisi diye. Müz müzikal gibi bir şey aslında. Ya yani ben hani sen deyince ben de şey sanmıştım, stand up bekliyordum böyle hani adam çıkacak konuşacak falan. Çünkü Netflix'te o tarz şeyler bayağı yaygın. Ben de evet. öyle bir şey bekliyordum. Ama bayağı böyle çok kreatif. E müzikal şeklinde bir sürü komik, <laughs> eğlenceli, satirik e, müziklerin olduğu güzel bir eee şovdu. Eğlendim izlerken bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani dinleyenler bilmiyorsa bu Netflix'te e, Bo Bob Burnham e, diye bir komedyen var Amerikalı. Daha önce stand-up'ları falan da vardı. Ben zaten takip ediyordum. Bu yeni jenerasyon, milenyal dediğimiz milenyal jenerasyonun komedyenlerinden. Benimle, benden herhalde bir iki yaş küçük, küçük falan. Hatta 30 yaş kriziyle ilgili de bir kısım vardı filmde. Bu çocuk hem müziğe de böyle meraklı ve yatkın bir çocuk. Özellikle müzikle komediyi çok güzel yapıyor. Hı hı. Bunun stand-up'larında da hep böyle müzikal kısımlar var. Yani geçiyor klavyenin başına, piyanonun başına orada böyle bayağı Önce güldürüyor sonra düşündürüyor derler ya biraz öyle bir <laughs> yapısı var. Önce güldürüyor sonra düşündürüyor sonra üzüyor sonra tekrar güldürüyor vesaire. Çok orijinal tarzı olan bir komedyen. Ee, bu açılardan çok severek takip ettiğim birisi. Ben filmin çıktığını çok bilmiyordum İşte bu sosyal medyadan uzak kalmanın falan şeyleri bunlar biraz yani etkileri hmm. bunlar. Tamamen tesadüfi olarak YouTube'da filmden bir klip gördüm. Ee, neymiş bu diye baktım. Çok hoşuma gitti. Sonra baktım Netflix'teki filmdenmiş zaten klip. Welcome hmm. to the Internet diye bir şarkı var. Ee, hmm. e, zaten yani eğer filmi seyretmeyi düşünüyorsunuz önce onu da bir seyredebilirsiniz. Tabii ben biraz onun tarzına e, aşinayım Bob bu, Burnham'ın tarzına. Ya yani benim benim çok hoşuma gitti. Herhalde 2021 yılında seyrettiğim en güzel iş, işti diyebilirim. Gerçi 2021 yılında çok fazla da bir şey seyretmedim o dairin mesele ama <laughs> ee, yani pandemi döneminde evde kapalı kaldığı için e, böyle bir şey yapayım demiş tek bir odada bir göz odada e, kamerası ve kendisiyle baya kreatif bir e, bol müzikli e, bir komedi filmi diyelim artık çekelim tek kendi oynuyor kendi yazmış kendi yönetmiş e, kendi <laughs> çekmiş e, onu zaten görüyorsun yani tek bir kamerayla yaptığını. Ee, ve çok hoş, aa bu nasıl yapmış falan dediğin şeyler de oluyor içerisinde. Günümüz e, toplumunu eleştiriyor. Zaten önceki stand-up'ları da öyleydi. E, i̇şte Amerikan solunu falan eleştiriyor. E, i̇nsanların internet bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını eleştiriyor. İşte yani günümüz sorunlarına böyle cevap aramaya çalışan bir genç gibi görebiliriz. Şiddetle tavsiye ediyorum, Netflix'te var. Ben Netflix çok... üyesi değilim, başka yollarla izledim. <laughs> çok güzel tespitleri de var yalnız o her bir şarkı Tabii. aslında bir tespit yani o mesela FaceTime anneyle FaceTime üzerinden konuşma ya birebir orada şarkıda anlatılanları ben yaşıyorum <gülüyor> <gülüyor> kamerayı hani çok yakın tutma falan çünkü hani onlar daha yakından görmek istiyor ya evet. aileyle falan FaceTime yapınca ama seni düşünmüyor yani sen kendisini nasıl görüyorsun çok güzel tespitler vardı ben açıkçası izledikten sonra şeyi istedim ya ben bu adamın bir de stand-up'ını izleyeyim dedim yani hani çünkü müzikal geldi bana daha çok işte güzel şey geldi ama bir de merak ettim şimdi ee, stand up gösterisi nasıl acaba diye ben bir daha seyrettim filmi öyle söyleyeyim ee, çünkü <laughs> kaçırdığım şeyler vardı içinde ee, yani çok ufak detaylar da var mesela adresine gittikçe sinirleniyor facetime Hı -hı. yaparken ve sonradan çok büyük bir pişmanlık duyuyor kapattıktan sonra falan onu mesela çok güzel vermiş işte Hı -hı. bu instagram eleştirisi yaptığı şarkıda şey var e, annesinin öldüğünü söylerken bir anda birebir aspect ratio'dan çıkıyor video. Aa, aynen. o, oluyor. O, o aspect ratio olayı çok güzeldi. Bilmiyorum fark etmişsindir sen de. FaceTime'da hakikaten FaceTime'ın aspect ratio'sunu kullanıyor. Instagram'la ilgili <laughs> bir şey yapıyorken Instagram'ın aspect ratio'sunu kullanıyor. Hani o ek ekranda o değişmesi anlattığı şeye göre muazzam bir detay olmuş. Evet ve mesela şey var e, Jeff Bezos'la ilgili bir şarkı var A ilk aynen. başta orada işte en zengini ya Jeff Bezos Hı -hı. işte o, e, orada yani en kralı sensin ötekiler halt yesin gibi bir sözü var şeyin sonra ikinci bir Jeff Bezos kısmı daha var bir 30 saniyelik o da işte pandemi ilerleyen zamanlarında Jeff Bezos servetini ikiye katlamıştı bu boşanmadan Hı -hı. sonra. O kısma gönderme yapıyor. Başardın aferin falan diye. Bu gelir dengesizliğini de güzel eleştiren bir şey. İşte e, bedavaya çalışan stajyer şarkısı falan vardı. Hakikaten çok hoş yani. To, hı hı. Yani benim son zamanlarda sevdiğim en e, kreatif, en güzel işlerden bir tanesiydi. E, zaten kendisi de hep böyle şeyler yapıyor. Bor Burnham'ın Inside. Bilmiyorum Türkçesi nedir Netflix'te ama Inside filmini tavsiye ederim. Bir de albüm olarak da Netflix'e, şey Spotify'a ve şeye koymuşlar. Hı. Apple Music'e. Aynen yani sanatçı hem oyuncu başka filmlerde de oynamış. Bir de sen şey dedin o benim için ne geçerli? Netflix benim de üyeliğim yok bende. Babamın aldığı ve tüm ailece kullandığımız bir Netflix hesabı. Netflix hesabı. Ha, bizde var. de öyle. Ee, i̇şte şey gördüm ben aslında onu da tavsiye edeyim yani e, Netflix açınca The Big Short filmi bugün onu izledim ben e, seninle konuşmadan önce e, evet. yemek yerken falan çok muazzam bir film ben ilk izlediğimde anlamamıştım tabi bu daha sonra e, GameStop e, e, şeyinden olayından sonra bu short shortlama olayı hisseyi shortlama Olayına merak salıp anlamaya çalışmak için bayağı okuma yapmıştım. Şimdi ondan sonra tekrardan o filmi izleyince her şey yerine oturdu. Anladım yani hani o filmi daha iyi anladım. Hani o şortlama meselesi aslında ne demek olduğunu. O filmi gördüm. Netflix... Daha önce yoktu sanırım ben hatırlıyorum izlemek istemiştim. Bu yine GameStop olayından sonra gelmiş. Bir de Joker filmini gördüm Netflix'te. O da Netflix'e gelmiş. Bilmiyorum sen izledin mi? Ama Sinemada seyrettim. E... Ben de sinemada seyretmiştim. Yani muazzam oyunculuk. Yani ben e, çok keyif aldım. Onu kesinlikle bir daha bir daha bir daha izlerim yani. Ben iki defa gittim sinemada e, Joker'i. E. E, bayağı beğenmiştim ama sonra işte The King of Comedy diye bir film var. Robert De Niro'nun oynadığı. Hatta Robert De Niro'nun bu filmde e, Joker filminde talk show host'un oynaması da ironik bir durum. Çünkü filmde aslında Joker rolünde King of Comedy'de e, Komedyen olmak isteyen ama başarısız olan bir adamı oynuyor Robert De Niro ve hı. çok sevdiği bir talk show hostu var. Onun programına çıkmaya çalışıyor gibi bir durum var. E, King of Comedy çok benziyor ama tabii Süper Kahraman evrenine uyarlayınca çok çok orijinal e, bir film. Güzel de bir toplum eleştirisi var bence Joker filminde. Hı hı, kesinlikle. Benim ben çok hoşuma gitti. Işte i̇ki defa seyrettim, iki defa gittim sinemada. Çok da fazla bir şey seyretmiyorum ben ya yani dizi film olarak dizi olarak expensive diyordum bir böyle bir hızla başlamıştım uzun bir sürede onu da seyretmiyorum. Holtan Catchfire'nin ikinci sezonundan devam edeceğim getirdim yanımda şu an şehir dışındayım onu da seyredemedim böyle çok bir şey seyreden birisi değilim sanırım ben ya daha çok kitap okumak. Ve oyun oynamak e, benim daha çok eğlenceli. <laughs> oyun şey oyun, oyun konusuna gelelim. Ee, ben kitap okumaya çok yapamadım. Ondan önce ben de şeyi söyleyeyim. Ee, şu sıralarda ben de Apple TV Plus'taki dizileri bakıyorum. Ee, Apple TV aldığın zaman bir, bir yıllık üyeliği bedava veriyor ya. Ben de hani <laughs> oradaki şeylere bakıyorum. Güzel şeyler var. Ee, Little America diye bir seri var. O çok güzel. Her bölümde bir e, göçmenin hikayesini anlatıyor. Amerika'ya göçmüş işte Asyalı var, işte e, siyahi bir insan var, e, işte Meksikalı bir insan var. Her bölümde farklı bir hikaye anlatıyor. Orada işte bir nevi Amerikan dream, Amerikan rüyasını e, nasıl yaşadıklarını falan anlatıyor. Kaliteli işler var ya hani, e, Apple TV Plus'ta. Görüntü ve teknik açıdan çok kaliteli işler var ses görüntü açısından. Lise Amerika'da bir kitap Kitabın hmm. e, evet kitabın uyarlaması hatta geçen o kitaplar kısmında benim bahsettiğim takip ettiğim MCD Books'un kitabı Little America hmm. e, aynen onun da işte uyarlaması Apple TV Plus deyince Foundation'ın da ikinci fragmanı çıktı of yani çok deli bir bütçesi ben. var belli ki ki zaten <laughs> çok büyük çok büyük bir bütçe ihtiyacı vardı fakat kitapları anlatmıyor dizi farkında farkında mısın bilmiyorum da çok ben ona dikkat edemedim ya ben böyle fragmanı seyrederken sürekli wow wow bunu nasıl yapmışlar falan bir de o e, başrol oyuncusu adamın adını hatırlamıyorum. O Mehmet bende o Yok ilk söylediğin. E, CTS. Evet. E, çok muazzam bir oyuncu o da aslında. Ben evet. e, onun bütün daha önceki filmlerini dizilerini izlemekten çok keyif almıştım. Hani onu görmek falan İnanılmaz heyecanlandırdı o, beni. Yani şöyle Harry Seldon oynuyor. Zaten e, karakterler var ama bu e, şey gezegenin ismini unuttum. Foundation'da e, onun çöküşü var. Yani imparatorluğun çöküşünü başlatan bir gezegen var ya kitapta. Hı hı. O da kitapta anlatmıyor gezegenin nasıl çöktüğünü. Bu dizi onu anlatıyor. Şöyle bir kreatif karar almışlar. Demişler ki biz kitabı çekersek bu sefer kitabın hayranları memnun olmayacak. <laughs> Çünkü kitapta böyle değildi falan diyecekler. Biz demişler hani kitapla eş zamanlı giden fakat e, kitapta yazmayan bir hikaye anlatalım. Böylece kitap sevenlerden tepki çekmeyiz hem de orijinal bir iş olur demişler. E, o yüzden daha böyle yan bir hikaye anlatıyor. Böyle öncesi de değil tam kitapla eş zamanlarda geçen bir şey ama e, bence ilginç bir karar. Yüzük Efendisi dizisi de bunu yapıyor. Zaten Hı -hı. filmler var yani ama Amazon'a gelecek olan Yüzükün Efendisi de yine yüzüğün taşındığı dönemde bildiğim kadarıyla e, başka bir hikaye anlatıyor yani yüzükle ilintili ama bizim filmde görmediğimiz kitaplarda okumadığımız bir kısmı anlatıyor. Bu birazcık da garanti bir e, Hı -hı. seçim bu tarz işlerde. Mantıklı. Evet ama zaman Çarkı'nın mesela dizisi baya birinci kitabı anlatacak o yüzden onun da nasıl yapacaklar merak ediyorum. Benim için bir hayal kırıklığı olmaz umarım diyelim. Bu dizi faslını şey yapalım. Kitap olarak ben buraya tabii gelirken kitap getirdim. Hı hı. Şeyi okuyorum. Macintosh'un 1991'de yayınlanan Human Interface Guidelines kitabını hı. okuyorum. Tekrardan. Ee, gerçekten okurken şey oluyorsun ha. Yani bir Mac uygulaması mı yapsam gazı geliyor gerçekten. <laughs> Çok ince düşünülmüş bir şey. Bir de okurken şey görüyorsun. Yani, bugün mesela biz UX'e çok yeni bir kavrammış gibi yaklaşıyoruz ya. Sanki hı hı. E, Facebook'ta beraber çıkmış gibi 2007'den beri olan bir şeymiş gibi e, davranıyor insanlar. E, fakat tabii UX çok çok eski bir e, hı hı. konu. Sadece ismi konulmamıştı ki ismi konulduğunda bile aslında işte 70'ler 80 80'ler o civarda. Apple bütün bu konularla ilgili kapsamlı bir rehber hazırlamış bütün yazılım üretenlere. Bu rehber yazıyor. ve rehber aslında tasarımcıya yönelik yapılı yazılmış bir rehber değil. Zaten rehber de şey diyor hani bir yazılımcı olarak bir grafik tasarımcı tutmayı, işe almayı düşünebilirsiniz falan gibi tavsiyeler var. <laughs> yani yazılımı üretecek kişiye yönelik yazmışlar. <laughs> ee, bu da işi çok daha ilginç kalıyor. Hem tasarımcılar hem yazılımcılar okusun diye yazılmış. Bu da önemli bir konu tabii çünkü tasarımcı da tasarlarken aslında platformun yapabildiklerini bilerek tasarlasa belki birçok problemi en baştan ortadan kaldırmış olacağız. bu konuları düşünmemi sağlayan güzel bir kitap oldu. Hala da okuyorum. Tabii çok fazla teferruat var kitapta. İşte bir önceki bölümde de bahsetmiştik menü itemların detayına kadar nasıl tasarlanması gerektiğini, lokalizasyona kadar hepsine tek tek anlatıyor fakat genel prensipler var e, uygulama tasarlamada onların hepsini bir aslında pdf'ini falan bulursanız bir okuyup bakmanızda fayda var sanırım 14 ya da 16 tane prensip var bu kitapta şu anki Hı -hı. macOS interface guidelines'da sanırım 4 ya da 5 tanesi kaldı geriye e, ama yine de bir hepsini okumakta fayda var Onun dışında yine bu odaklanma derin düşünme mevzusuyla ilgili How to do nothing hmm. diye bir kitap kalmıştı listemde. Ona getirdim böyle çiçekli böcekli bir kitap. Kapağı çok güzel ya. Evet böyle pembe tamam. çiçeklerin olduğu tabii kimse e, şu an görmüyor podcastte dinleyebildikleri için. Fakat e, bu e, yazarı Stanford Üniversitesi'nde hocaymış bu arada. Bir sürü yerden de işte e, besteler olmuş. Şu kitap çok ilginç başlıyor. Yani bir dikkat ekonomisi var ve herkes dikkatiniz için aslında bir şekilde dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Özellikle sosyal medya bu konuda çok ön planda. Bunlardan bahsediyor tabii. İşte bu şeyden sisteme nasıl çıkarsın gibi bir kitap olarak ben görerek almıştım. Fakat daha sonra daha böyle işte şeylere falan geliyor. Hani kadın işte yakındaki gül bahçesi varmış. Zaten kapak oradan geliyor. Hmm. Gül bahçesine gidip mesela böyle bir buçuk saat hiçbir şey yapmadan oturuyormuş falan. Sonra işte kuşların seslerine dikkat etmeye başlamış. Sonra bir uygulama varmış. O uygulamadan o ses hangi kuşa ait onları falan işte tespit etmiş. Şazamlamış bir nevi. Ee, falan sonra işte kuşlara dikkat etmeye başlamış. Etrafındaki detaylara dikkat etmeye başlamış falan. Bunları anlattı. Birazcık daha böyle için, için, işin içerisinde aktivizm işte e, bio aktivizm falan gibi konuların da olduğu. Biraz böyle her telden çalan ama okuması keyifli bir kitap şey konusunu falan çok eleştiriyor ki aslında Insight'e e de bağlayacağım burada. Insight'te de öyle bir kısım vardı filmde. Yani herkesin her an, her konu hakkında fikir belirtme zorunluluğu ortadan bir kalkabilir mi diyor ya. <laughs> aynı mevzu bu kitapta da vardı. Ee, hani birçok konuda fikir belirtmemek aslında büyük bir özgürlüktür gibisinden bir alıntı var kitabın içerisinde. Ee, yani aklın yolu bir. Öyle <laughs> diyeyim. Bu arada bu konu... e, Hı. sözünü kesiyorum. E, bahsettiğin uygulama gerçekten e, olan bir uygulama. Ben de geçen gün Serdar Kuzulo paylaşmış orada gördüm. Bende de çünkü sabah böyle kuş sesleriyle uyandığımdan hep merak ediyorum ya hangi kuş bu? Bir, bir bakayım şeyi neymiş, türü neymiş, e, nereden geliyormuş falan diye Merlin e, Bird ID diye bir uygulama var. Orada hakikaten Hı. şazam gibi şey yapabiliyorsun. E, uygulamaya dinletiyorsun kuşunu tüşünü. O da sana e, hangi tür kuş olduğunu, o kuşun özelliklerini falan gösteriyor. Çok güzelmiş. Onu da şeye not olarak yazarız Hı -hı. aşağıya. Bir de işte bu konuda son olarak şey okuyacağım. Henry David Thoreau'nun Walden diye bir kitabı var. Ay ben hastayım ee, o kitaba ya. Okudun mu sen onu? Okudum ben o kitabı. Çok muazzam bir kitap. Ben de bir biraz baktım vergi karşıtı oldum mu kitap okuduktan sonra? <laughs> oldum oldum. Olmaz mıyım? Ya o bana biraz şeyi hatırlattı. Robinson Crusoe hatırlattı. Evet. Orada da hani tek başına adada bir hayat kurmaya çalışan bir kişi var. Henry de Thoreau da aslında benzer bir şey yapıyor bir gölün kenarında. Evet. Hani oradaki şey çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sen o kısmı denk geldin mi? Hani merak... Bir şeyleri merak ediyor. Böyle doğada bir şeyler değişiyor. Kış geliyor, ee, göl buz tutuyor falan. Orada işte derinliğini falan ölçmeye çalışıyor gölün. Hani o tarz hani doğayla birlikte hani sen hareket ediyorsun. O da seni böyle kışkırtıyor, bir şeyler yapmana teşvik ediyor. Hani günlük hayattan uzaklaşıyorsun tamamen. Orada mesela işte günlük maliyetini hesaplamaya çalışıyor falan. Böyle uf, bayağı detaylı hesaplar yapmaya çalışıyor. Ne kadar öğünlüyor falan filan diye. Çok hoşuma gidiyor o kitap benim. Hani bazen ben de ona benzer bir şey yapsam mı diye düşünmüyor değilim. Yani hakikaten böyle uzak bir yere, kimsenin olmadığı yere gidip e, belli bir süre yaşayıp orada kendi halinde takılıp işte bütün şeyle iletişimi kesip internette falan. Çok muazzam bir kitap yani. Yani okurken senin de aklına gelecek muhtemelen ya hani yapılır mı böyle bir şey acaba yapsam mı diye bir şey yapıyorsun. Tetikliyor, gıdıklıyor. <laughs> Bu yazarı bilmeyen varsa Henry David Thoreau 1800'lü yıllarda yaşamış bir Amerikalı filozof. Ve kendisini toplumdan soyutluyor. Biraz vergi karşıtlığı da var. Onu biliyorum yani. Ee, çok gereksiz bir şey vergi ödemek falan diyor. <gülüyor> vergi deyince <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Neyse. <laughs> ee, ve sonra Walden Gölü'nün kenarına gidip orada yaşamaya başlıyor ve aslında oradaki o işte filozof da olduğu için düşüncelerini aktardığı bir kitap. Hı -hı. toplumdan uzak yaşam Arada ama gidiyormuş yani. Sürekli orada değil. Arada Hı -hı. kasabaya falan ziyarete gidiyormuş. Aynen. ve Gittiği zaman da gözlemlerini yani. yazıyormuş. Aynen. Yani Oradan gözlemlerini bir şey falan, falan oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ee, böyle bir hayat mümkün mü konulu ee, bir kitap. Benim listemde var. Hatta böyle ilk bir iki chapter okudum yani. Bir iki kısmını okudum. Hı -hı. Tamamlayacağım. Bundan sonra da sırada o var. Bunun yanında getirmedim. Hepsini birden okuyamam diye ama şu an How to Do Nothing, Jenny O'Dell'in Hiçbir Şey Yapmama. O kitabın adını söylemedik bu arada. Hatta alt başlı Resisting The Attention Economy Dikkat Ekonomisine Direnç Göstermek gibi bir başlığı var. Obama en sevdiği kitaplardan biri olarak seçmiş 2019 yılında. Bir de öyle de bir oh. şeyi de var. Obama ee, hayranları var ya onlar e, takip ediyor böyle. Obama onu. hayranları da takip edebilir, okuyabilir. Güzel bir <gülüyor> kitap <gülüyor> Böyle kitap olarak Zaman Çarkı 3'e şey yaptım. Stephen King'i evde bıraktım. Hı hı. Stephen King'e zaten artık sonra tekrardan şans vereceğim. Çünkü yani Sade'de gelmesi çok uzun sürüyor. Bahsetmiştik zaten. <laughs> zaman Çarkı çok akıcı bir şekilde devam ediyor. Üçüncü kitap Dragon Reborn. Ona <laughs> okuyorum. Ee, bu şekilde. O zaman son olarak bir de oyunları konuşalım. Ee, oyunlardan bahsetmek istediğini söylemiştin. Ne oynuyorsun hemen sorayım ben sana. Ya ben e, geçen haftalarda illa şu e, daha önce bahsettiğim e, Sonlu ve Sonsuz Oyunlar kitabını bitirmek istiyordum. Ama bir yerden Civilization gördüm. Civiliz Civilization 6. Ya dedim <laughs> ben tekrardan bir şey oyuna bir bakayım. <laughs> Bilmiyorum sen e, oynadın mı Civilization? Ben dün satın aldım Civilization 6'yı indirimdeydi Steam'de. Aynen ben de orada bir e, e, DLC'si vardı onu aldım. Ya muazzam bir oyun. Ben mu başından kalkamıyorum. Oradaki dinamikler falan çok güzel. Yani ben işte iş bitiyor, yemek yiyorum, başına oturuyorum, akşam 12'ye kadar oynuyorum. Böyle bayağı bir bende bir bağımlılık yaratıyor. Çok güzel detaylar var. Şey çok hoşuma gidiyor, oyunu kazanmanın tek bir yolu yok. Yani sen stratejini farklı şekilde belirleyebiliyorsun. İşte bir kültür alanında bir şeyler yaparak oyunu kazanabiliyorsun. Savaşarak kazanabiliyorsun. Hı hı. Ee, diplomasi yaparak kazanabiliyorsun. Ee, turizm açısından o sanırım kültür şeyine giriyor. Teknoloji açısından oyunu kazanabiliyorsun. İşte uzay uydu ya da bir şeyler gönderiyordun. O ile kazanıyorsun. Ve ben bir de oyunu şeyde oynamaya başladım. Emperor seviyesinde. En en zor Üçüncü seviye sanırım. Ya bayağı böyle çok kötü oynuyormuşum onu fark ettim. <laughs> Tabii böyle e... oyunları öğrenmek gerekiyor. Bayağı hatta Tabii. yani ders olarak çalışmak gerekiyor. Aynen. Yani onun okumasını yapmak gerekiyor bütün o şeyleri seçerken. Çünkü anne hani turn based bir oyun. Her yaptığın karar önemli. Geri alamıyorsun. Bir şeyleri değiştiremiyorsun. Kolay kolay. Bayağı zevkli oyun. Yani onu aslında sen biraz oynarsan birlikte de oynarız. Ama bayağı zaman harcarız gibime geliyor. Biz birlikte oturursak <laughs> bütün günü yeriz gibi. <laughs> ben biraz şeye döndüm. Ee, şey beni çok sıktı artık. Action Adventure oyunları. Hmm. Ee, dedim biraz eski kafaya döneyim. Old School RPG oyunlarına biraz sardım. Ee, bugün Pillars of Eternity'ye başladım. Biliyor musun Pillars of Eternity? Yok duymadım. Ee, bu eski Baldur's Gate'ler vardı. Onu biliyorsundur belki. Baldur's Gate bir, Baldur's Gate 2. Yok. Ya Bunlar işte eski FRP'cilerin böyle başucu oyunu diyebilirim, defalarca kez bitirdiği. Pillars of Eternity'de yine bu kafadaki adamların yaptığı yeni bir işte table table top gibi yani izometrik, yukarıdan böyle kameralı, sabit kameralı RPG hı hı. oyunu. Aslında biraz taktik strateji oyunu gibi bir partin var, maksimum 6 kişi olabiliyor işte. E, klaslar var işte, barbar var, fighter var, druid var, ranger var falan bir sürü farklı tip klas var. Kendin partini kuruyorsun ve belli bir quest line var. Young questler var vesaire. oyun oynuyorsun işte böyle bir oyun. Ama tabi orada aldığın senin anlık stratejik kararlar. Ben şimdi hard'da oynuyorum. Ee, zor yani hard'da gerçekten. Ama oyun hard'da oynanmak için tasarlanmış. O yüzden hard'da oynuyorum. Baya strateji yapmazdım. işte büyücüler menzilli duracak arkada Hı -hı. ki onlara saldırmasınlar. Barbar tank olarak görev yapacak falan. Güzel, keyifli. Kendi formasyonunu falan belirliyorsun. Hoş. Ee, klasik RPG oyunlarını sevenler için zaten biliyorlardır yani. Playlist of Eternity çok meşhur. Birden başladım. Onun bir de ikincisi var. Ee, bir de indirimlerde Pathfinder Kingmaker aldım. O da yine klasik RPG oyunu. Çok ucuzdu çünkü. Öyle işte. Bu aralar biraz daha böyle RPG oynayıp biraz daha böyle taktik strateji tarafına Hı -hı. doğru kaymayı düşündüm. Civilization'da aldım ama o da duruyor kenarda. O süper, onu oynayalım ee, kesin ya. O şeye açısından oyna. çok yardımcı oluyor. Eğer e, şey konusunda sorun yaşıyorsanız e, aynı anda ya da belli bir zaman içerisinde birçok farklı işi aynı anda yürütme olayını Civilization hmm. çok iyi hallediyor. Yani orada işte atıyorum altın kazanıyorsun bir yerden diplomasi yapıyorsun, işte kendi halkını memnun etmen gerekiyor, bir yandan barbarlar var, işte biri sana savaş açabilir city state'ler var. Onlarla aranı iyi tutmaya çalışıyorsun. Ee, yani bu tarz bir sürü şeyler, dinamikler var. Eğer böyle yani hani bir, birkaç şey aynı anda yapamıyorsanız o alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız Civilization muazzam bir oyun. Din yayıyordun onu biliyorum ben. İmam yolluyordum diğer ülkeleri. Aa aynen aynen aynen. Öyle Din şey kardeşli. kendi dinini dinini kuruyorsun. Dinine özellik atıyorsun. Ondan sonra şeyler yollayarak işte e Misyeni, elçi el elçi değil de misyoner misyoner, e, misyonerler gönderiyorsun böyle e, bütün diğer e, ülkelere kendi dinini yayıyorsun o, on onlar da senin dinine geçerse sen tabi o tanımladığın özellikleri daha çok kazanıyorsun e, oyunda çok güzel dinamikler var ya o yüzden çok seviyorum ben oyunu ben en son 5'i oynamıştım işte artık bilgisayarım desteklediği için 6'ya da geçebilirim diye düşündüm Farklı Düşün Podcast'ların 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seyfettin Baysaraç. Ben Mert Bulan. Burada böyle LinkedIn'den bana bayağı bir insan kaynakları, elemanları ulaşıyorlar. iOS geliştirici iş ilanları bayağı artmış e, durumda sanırım. Sürekli iOS geliştirici ihtiyacım var, şöyle bir şirket var, çalışmayı düşünmez misiniz falan diye soruyorlar. Bu konu beni e, bayağı bir rahatsız ediyor açıkçası. Bir önceki videomda de biraz LinkedIn üzerine konuşmuştuk zaten. Hı hı. E, ben bu konudan şikayetçiydim. Bir arkadaşım, Ahmet Oğuz Kocat'ta ismini de verelim. E, bana dedi ki, ya ben yakın zamanda LinkedIn ile networking diye bir kitap okudum. Ertuğrul Belen'in, Türkçe bir kitap. Oradan dedi ben çok fazla şey öğrendim LinkedIn'le ilgili. Hiç tahmin ettiğim gibi bir yer değilmiş LinkedIn dedi. Bayağı ilginçmiş dedim. Ben de sonra işte e-kitap olarak onu aldım. iPad'de okudum. Hakikaten yani LinkedIn'i hiç bilmiyormuşuz. Hı hı. Sen de şimdi e, Shopify'da işe girerken aslında sana iş teklifi de LinkedIn'den gelmişti. Biraz aslında bu işte iş bulma, iş değiştirme e, süreçlerine biraz konuşalım. Biraz LinkedIn üzerinden bunları anlatalım diye aslında bir bölüm çekelim dedik. Şimdi öncelikle LinkedIn'in olayı şu. Birincisi LinkedIn bir iş bulma platformundan ziyade bir iş birliği, iş birlikleri kurma platformu olarak tanımlıyor. Kitapta da böyle bahsediyor. Yani sen aslında orada direkt iş aramak yerine aktif olarak ileride kurmak istediğin iş birliklerine yönelik bir profil hazırlaman gerekiyor ki insanlar ona göre gelsinler. Yani sen bugün bir yazılımcı olabilirsin ama ileride sen atıyorum bir... Danışmanlık yapmak istiyorsan ya da product manager olmak istiyorsan senin profilini bir geliştirici olarak değil işte product manager olarak ya da işte danışman olarak ayarlaman gerekiyor ve tabii ki şey de çok önemli işte Türkiye'de mi çalışmak istiyorsun yurt dışında mı çalışmak istiyorsun eğer yurt dışına çalışmak istiyorsan profili buna göre ayarlaman lazım bu mesela önemli bir konuydu çünkü LinkedIn şeyi izin veriyor doldurduğun bilgileri iki farklı yani birden fazla aslında dilde doldurmana izin veriyor. Yani böylece LinkedIn'i ana dil olarak İngilizce kullanan birisi senin bilgilerinin İngilizce versiyonunu görüyor. LinkedIn'in ana dili Türkçe olan birisi senin bilgilerinin Türkçe versiyonunu görüyor. Böyle bir versiyonlama yapabiliyorsun. Bayağı localization eklemişler yani <laughs> LinkedIn profiline. Onun dışında tabii dikkat edilmesi gereken bir sürü nokta var. Birincisi ee, iş deneyimlerini paylaşırken direkt şurada şu kadar sen çalıştıktan ziyade orada tam olarak ne yaptın? Hangi projenin nesinde rol aldın? Hangi sorumlulukları üstlendin? Bu çok daha tabii etkileyici oluyor. Aslında bunları bilenler şu an hani biz bunları biliyoruz zaten diyorlar ama bunları bilmeyen çok fazla insan var. Ben Hı -hı. de açıkçası yani birkaç sene öncesine kadar çok bilmiyordum bu konuyu. Ee, onun dışında mesela e, yabancılar şeye çok dikkat ediyorlarmış. Böyle sosyal sorumluluk alıyor mu? Bir toplulukta komünitede aktif rol alıyor mu? Bunlar mesela kişinin takım çalışmasından yaratıklanıp olmadığını gösteren çok net ibadelermiş. O yüzden mesela bir toplulukta falan yönetimde rol alıyorsanız aktif bir şeyler yapıyorsunuz, bir etkinlikler falan düzenlediyseniz bunları mutlaka yazmanız gerekiyor. Bu yine benim kitaptan aldığım konulardan bir tanesi. <laughs> noktalardan bir tanesi. Onun dışında işte mesela biyoyu falan böyle Twitter biyosu gibi değil de hakikaten ne yaptığını, ne yapmak istediğini, birazcık da ne tarz işlere çalışmak istediğini falan anlatman gerekiyor. Direkt ne olduğunu yazarsan ne olduğunla ilgili şeyler geliyor çünkü. Teklifler geliyor. Hı hı. Mesela benim en büyük şikayetim şu an bana hep iOS developer ilanları gelmesi. Ama belki ben artık 12 senelik, 11 senelik iOS developerlık maceramdan sonra biraz daha farklı bir şeyler arıyor olabilirim. O yüzden hı hı. benim biraz daha farklı bir profil oluşturmam lazım. Ee, Bu da mesela benim kafamı açan konularda. Sen e, nasıl düzenliyorsun LinkedIn'de özellikle merak ediyorum yani Shopify'a e girmeni sağlayan e, taktik ya da yöntem neydi? Biraz <laughs> onları da senden duysak güzel olur. Tabii. Şimdi bilmiyorum. E, beni tanıyanlar biliyor ama e, herkes muhtemelen tanımıyordur. Ben daha önce Xing isimli bir kariyer sitesinde çalışıyordum. O da aslında LinkedIn'in. Ee, Almanca versiyonu diyebiliriz. Almanca konuşulan ülkelerde kullanılan bir e, LinkedIn. Ee, orada bayağı şey aslında öğrendim diyebilirim. Çünkü e, işte profilin nasıl olması gerektiği, e, rekrütürler neye bakıyor profilinde, bu tarz şeyler aslında çok önemli ve biz mesela orada e, çeşitli algoritmalar var. İşte e, iş tavsiyesi algoritması. Mesela senin bahsettiğin e, durum o algoritmada mesela handle ediliyordu. Yani bakıyor senin profiline. Sana mesela senin bulunduğun e, pozisyonda iş teklifi yapmak yerine e, sana senin kariyerindeki bir sonraki e, aşamayla ilgili iş teklifi yapıyor. E, işte senin bulunduğun şehre bakıyor falan. E, şimdi benim aslında ben de aslında bu yani uzun zaman oldu. Ben ilk başta LinkedIn profilimi yarattığımda dediğin gibi de sadece işte Software developer, şirket adı o kadar, ee, başka da hiçbir şey yazmıyordu. O zaman da düşünüyorsun tabii ne yazsam falan filan diye bilmiyorsun. Tabii belli bir süre e, deneyim kazandıktan sonra işte başka kişilerin ben mesela en çok yaptığım şey oydu e, çevremde gördüğüm başarılı diye e, saydığım kişilerin profillerine bakıyordum. Onlar neler yazmışlar diye. E, tabii biz burada hani şöyle detayları yazın falan diyoruz ama kimse de böyle şeyi beklemiyor. Böyle 3-4 paragraf yaptığın işi anlat gibisinden bir şey beklemiyor. Aslında e, orayı şu açıdan Twitter gibi düşünebilirsiniz. Twitter'da önceden nasıl 140 karakterde çok yaratıcı bir şekilde bir şey yazman gerekiyorsa e, LinkedIn'de de e, her pozisyonunun altına e, yine o belirli yaratıcılıkta, belirli karakter limitinde bir şeyler yazman gerekiyor. Ben Benim bunu öğrenmem bayağı zaman aldı. Ben de böyle uzun cümleler yazıyordum. İşte bir şeylere çok gereksiz detay veriyordum. Mesela önemsiz detaylardan bahsediyorum. Ama Hı. en sonunda ben şeyi fark ettim. Orada profiline bakanlar için önemli olan şey... ...hani en azından bizim alanımızda, yazılım sektöründe... ...hangi teknolojileri kullanıyorsun ve bu teknolojilerle ne yaptın? Ve bu yaptığın şeyler işte ne kadar büyük... Ya da bu yaptığın şeylerle e, neyi başardın? Yani atıyorum ben e, profilime şey yazıyordum. E, i̇şte biz bir sürü A-B testi yaptık. A-B testlerle ilgili A-B testler sonucunda şu başarılar uğraştık. Mesela atıyorum product manager'san ya da işte ürün tasarımcısıysan bu tarz şeyler aslında çok önemli. Yani işte biz böyle böyle şeyler tasarladık ve bu sayede işte atıyorum satışlar şu kadar arttı tarzı çok kısa cümlelerle. <laughs> yaptığın işi anlatabiliyor olman gerekiyor. Baktıkları şey de genelde aslında bu oluyor. Yani orada da tabi kullandığın kelimeler de önemli. Çünkü onlar muhtemelen yani en azından bizim benim çalıştığım eski şirketteki platformda oradaki keyword'lere de bakıyorlar. Yani atıyorum sen JavaScript yazmak yerine JS yazıyorsan belki hani o arada kaynayabilir ama JavaScript yazdığın için o keyword'a o model yakalayıp birisi bir recruiter, javascript developer falan aradığında senin pro profiline ulaşma ihtimali daha çok oluyor. Ben ona çok dikkat ediyorum. İşte e, profilimi paylaşırım. Sen de paylaşırsın. Düzenledim umarım. E, kayıttan önce demiştim ben bir el atacağım profilimi. Yayınlanmadan önce düzeltmiş olurum. <laughs> İyi. E, hani orada belki örnek olması açısından. Ben de mesela e, çok fazla şey yok ama ben Mesela şeyi gösterebildiğimi inanıyorum ben işte intern olarak başladım bu işe tabii herkes gibi ve hani bu gelişimi profilimde gösterebiliyorum intern oldum sonra junior developer olarak devam ettim mid level oldum senior oldum ondan sonra işimi değiştirdim tabii senior olana kadar kısım aslında muhtemelen etkiliydi benim Shopify'de işe, işe girmeme. İşte mesela işte eklediğin e, skill'ler e, önemli, İşte hangi yetenekler, onlar mesela e, arama sonuçlarında üste çıkmanı çok yarar sağlıyor. İşte onlara mesela şeyleri var LinkedIn'de artık, bilmiyorum e, sen denk geldin mi, ufak quiz testler oluyor. E, sen o testleri genelde işte 15 dakikalık, 15-20 soruluk test oluyor. İşte JavaScript biliyor musun, sen orada ile ilgili temel e, sorular soruyor. 15 dakika içerisinde işte o testi bitirirsen sana işte bir badge veriyor. Ee, o muhtemelen etkilidir diye düşünüyorum. Sen eğer mesela e, en güvendiğin e, skill olarak Swift dersen gidip Swift testini alıp oradaki badge'i alırsan muhtemelen e, birisi Swift diye aradığında e, senin profilin üstte çıkma şansı daha yüksek oluyor. Evet. Biliyorum sen o tarz şeylere dikkat ediyor musun? Hiç etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Belki de yani, bu yüzden hani istediğin şekilde e, teklifler gelmiyordur. Tabii ya yani şöyle istediğim şekilde teklifler gelir, LinkedIn'den gelmiyor öyle söyleyeyim. Hmm. Yani Word of mouth'la zaten bir de internette yaptığım işlerden dolayı da çok fazla teklif geliyor. Ama LinkedIn'den gelen teklifler genellikle şey yani hep HR firmaları... Ve hı hı. Hani standart iOS developer ilanları. Çünkü benim bir de senior falan gibi bir title'ım yok şirkette. Senior'lık iş yapsam da bizde öyle bir title sistemi yok. Herkes iOS hı hı. developer. Ee, o yüzden de biraz şey oluyor. Böyle standart hani Teknopark'ta dört kişilik şirkete bile yani iOS developer için yazıyorlar yani. Evet. E ee, mesela şey kolları falan da var. İşte profil resmi ben e, gezerken de çok görüyorum mesela. Çocuğuyla olan fotoğraflarını falan koyanlar var. Hani of. onlara çok dikkat edin da direkt vesikalık koyan var. Devlet dairesi gibi. Ee, e, işte onların falan mesela nasıl olması gerektiğini anlatıyordu kitapta. Bir daha bir en e, aslında muzdarip olduğumuz konu ve dünyadan da aslında biraz daha ayrı olduğumuz konu şu paylaşımlar. Yani yaptığım paylaşımların senin aslında ee, girmek istediğin alanla ilgili olması lazım. Yani dediğim gibi işte az önce product manager olmak istiyorsan ve developersan daha çok product managerlıkla ilgili yaptığın, ürettiğin şeyleri ya da gördüğün şeyleri paylaşman daha önemli. Ama bizde bayağı komik video falan paylaşıyor insanlar. Ee, onu böyle Hı -hı. Facebook gibi kullanıyorlar. O da tabii çok şey e, hem gayri ciddi bir durum hem de e, yani Uygulamayı amacı dışında kullanmak oluyor. Hı hı. Onlara mesela çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Bir de tabii yani şeyler de var işte. İşle alakalı ama yine aslında goy goy diyebileceğimiz hı hı. paylaşımlar var. İşte ben iş işe alırken birinden sorarım ona şu cevabı veriyorsa <laughs> hiç almam falan diyen böyle. Ee, Tam böyle uzak sapan. durmalık şirketler. <laughs> Kaçacaksın ha öyle şirketlerden. Evet, geçen vardı Twitter'da belki sen yani çok girmiyorsun Twitter ama görmüşsündür İşte burada bir aile yapısı var gece geç saatte of. kadar çalışmam diyeni ben almam burada bize işte gece 3'te ofisten çıkacak adam ne olsun falan diye of. şey arıyor e, zaten biz bir aile izliyorsa bir iki öpecekler yani e, <gülüyor> <gülüyor> samimiyet fazla olacak şirkette oralardan uzak durmak lazım tabi ee, tabii şey işe girme tavsiyesi değildir diye de söyleyelim. Sonradan başımıza ağız. Ya paylaşımlar dediğin gibi aslında çok önemli. Ben e, özellikle bu podcast'i yapmaya başladığımızdan beri şunu fark ettim. Tanımadığın insanlara yaptığın paylaşımlarla uğraşıyorsun. Tabii bunu senin o muhtemelen default olarak e, privacy ayarlarında herkese açıktır da bazıları kapatabiliyor. Ben önceden kapatıyordum sadece işte atıyorum. Paylaştığım şeyler sadece benim e, network'ümdeki kişiler görsün diye ama işte mesela bu podcast'leri paylaştığımda işte benim network'ümdeki bir kişi beğeniyor o zaman otomatikman o kişinin network'ündeki herkes de benim paylaştığım şeyi görüyor bu sayede Hı -hı. aslında kaliteli paylaşım yaparak e, böyle daha çok kişiye ulaşabiliyorsun ve o kitle içerisinde e, sana belki ileride iş teklifi yapabilecek kişiler olabiliyor o yüzden dediğin gibi e, paylaşımlar çok önemli. Ya ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bu ilk Clubhouse çıktığında kullanmıştım tabii herkes gibi. E, orada e, bir tane işte ne diyorlar kanallara denk geldim. Bir tane işte konuşmaya denk geldim. Orada işte Hı -hı. böyle tavsiye veriyorlardı falan birileri. Daha çok işte böyle e, yurt dışından nasıl iş bulunur e, konulu bir konuşmaydı. İşte herkes böyle bir tavsiye falan veriyor, bir şeyler diyor. Orada mesela şöyle bir şey duydum. Şey diyorlardı. Ya işte mesela yurt dışına gitmek istiyorsun ama şu anda İstanbul'da yaşıyorsun. İşte profilinde yaşadığın şehri Berlin, Almanya yaparsan daha çok iş teklifi geliyor. Şimdi ben hmm. bunu duyduğumda aslında bir nevi şok oldum. Çünkü bu bir kişinin bence yapabileceği, en yap, yapması gereken en son şey olmalı. Yani Evet. Ee, insanlar şunu kaçırıyor yani bir yandan şey sanıyor ben bir akıllılık ettim daha çok iş teklifi alıyorum iş teklifi gelir E peki sonu ne olacak yani hani e, interview sürecinde soracaklar sana işte vizen var mı çalışma izin var mı diye ya da neredesin şu an işte yarın gel atıyorum e, ofiste görüşelim dediğinde yok ben İstanbul'dayım aslında dediğin an e, sen bütün o, o zamana kadar süreçte geldiğin şeyi çöpe atmış olacaksın bir de evet. yani benim fark ettiğim şey Avrupa'da her şey güven üstüne kurulu. Yani insanlar evet. seni her zaman kim olursan ol işte yurt dışından gelmiş biri ol ya da işte eğitimsiz biri ol hiç fark etmiyor. Herkes eşit ve e, güven üstüne e, iş yapıyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim. E, Hamburg'daki e, metro da herhangi bir turnike vesaire tarzı bir şey bulunmuyor. Yani hı hı. ne bir yere kart basıyorsun ne bir şey yapıyorsun. Bayağı Metroya binmek istiyorsan elini kolunu sallayarak gidiyorsun, biniyorsun. Ee, hiçbir şekilde e, bir bilet falan tarzı e, bir şey kullanmıyorsun. Bunun için tamamen güven üzerine. Hem daha e, verimli oluyor tabii hiçbir şekilde bir şeye uğraşmıyorsun. Ya da atıyorum orada güvenlik görevlisi beklemiyor turnikenin başında hani millet hı hı. şeye bastı mı diye. Tamamen güven üzerine kurulu. Sadece arada bir random... E, 30-40 polis basıyorlar bir metroyu. Ondan sonra herkese tek tek denk gelirse. Ben mesela 3 yıldır yaşıyorum Hamburg'da. Bir kere bile denk gelmedim ona. Ee, ki, işte bilet sorma. Ama işte onlar bir anda bilet soruyor. İşte bilet yoksa cezayı yiyorsun. Hani sistem bunun üzerine kurur. Sen gidip orada mesela işte LinkedIn profiline ben aslında Berlin'de yaşıyorum diye yapınca tamam belki daha fazla iş işte teklifi gelecek ama ben in sanmıyorum ki o iş teklifleri olumlu sonuçlansın. Bu da mesela yani yapılan bence en büyük hatalardan biri. Aynı şekilde şeyi de dahil edebiliriz buna. İşte e, bu e, skill alanına e, işte bilmediği şeyi yazma ya da işte atıyorum ben üniversitede C++ gördüm. Şimdi ben gidip oraya C++ yazarsam çok saçma <laughs> olur. Yani sen C++'da maksimum fonksiyon yazdın, pointerlar kullandın falan yani Hiçbir Tabii. şekilde büyük bir uygulama geliştirmedin. Şimdi sen gidip bunu oraya yazarsan aslında bir nevi hani en azından benim açımdan yalan söylemiş oluyorsun. Ben mesela genelde işte production'la e, bir uygulama yazdıysam o dille ilgili e, dille birlikte o e, dili genelde profilime yazıyorum. Ya ben buna şaşırıyorum genelde. Mesela atıyorum... E, üniversite öğrencileri oluyor. Bakıyorum ya bayağı dilleri yerleştirmişler üniversitede görülen bütün Mesela Java'dır, C++'dır hepsini yazmışlar. Bu, bu da mesela bence e, yapılan en büyük hatalardan. Bilmiyorum e, senin başka gözlemlediğin hatalar var mı bunlara benzer? Ya yani bu dil mevzusu evet yani üniversitede gördüm mesela üniversitede PHP falan gördüm. Bugün bana oturup da PHP yaz desem e, aptala dönerim muhtemelen. Hiç sıfır yani. Alakam yok. E, tabii bu konulara hakkısında ama tabii orada bir de şey de var. Mesela yeni mezun birisi ise yani onun yazdığı Java C++'ın ne kadar e, hükmü var. Hmm. E, o da tabii şey aslında biraz e, kendi seviyesi ve kariyeri itibarıyla az çok kendini ele veren bir konu ama tabii ki bilmediğin şeyleri, meraklı bir şeyleri mesela yazmayacaksın. Yani adam sonradan sana onunla ilgili bir iş teklifiyle gelebilir. Ama şöyle de bir şey var. Fake it till you make it kafası var bazı insanlarda. <laughs> Ve o, o aslında e, bazen çalışıyor biliyor musun? Özellikle çok böyle özverili e, çalışkan insanlarda şey oluyor. Adam mesela biliyormuş gibi davranıyor. İşe giriyor girdikten sonra öğreniyor. <laughs> ben mesela ilk işimi öyle şey yapmıştım. Ben Ruby bildiğimi zannediyordum ama yani o şey değil. Bil, bilmeyip de şey değil. İlk defa hayatımda işe giriyordum. Biz bayağı bir Ruby muhabbeti falan yaptık. Rails muhabbeti yaptık. Rails yine az biraz biliyordum girdiğimde. Ama ben aslında Ruby'yi girdikten iki hafta sonra öğrendim. yani O iki, o iki hafta içerisinde öğrendim Ruby'yi tam Hı -hı. manasıyla. Ama o iki hafta çok sıkı yoğun geçti ben. Ee, hani atılmayayım işten diye bayağı kendimi kazmıştım. <laughs> ee, ama ondan sonra işte artık mid, mid, senior arası seviyeye kadar yükseldim. Yani, yani şirkette ee, hızlı bir şekilde geliştim. Ama stajyer olarak da girmedim. Junior olarak girdim. Hı hı. Biraz fake it till make it eğer yapabileceğinizi düşünüyorsunuz yapılabilir ama dediğin gibi yurt dışında daha böyle hazır eleman aldıkları için eğer intern gibi bir yere başvurmuyorsunuz hı hı. böyle bir pozisyona girmiyorsanız bilmediğiniz şeyleri yazmamanızda fayda var. Bu aynı zamanda dil içinde geçerli. Çok iyi İngilizce diyor. Sonra görüntülü konuşmada tıkanıyor mesela eğer birisiyle yüz yüze geldiğinizde tıkanıyorsunuz o İngilizce çok iyi İngilizce değil yani. Intermediate falan oluyor. Ya ee, o, o da arada var ya. Şey yapmayın. O da <laughs> o da aslında benim fake it until make it olayım. Ee, burada hani yatırım tavsiyesi değildir gibi söyleyelim de. Ama o da benim bir nevi ne bileyim cesaret gibi bir şeydi. Ben daha önce <laughs> e, tabi işte herkes gibi belli bir İngilizce eğitimi aldım. Ee, üniversitede e, İngilizce hazırlık okudum. Ee, orada biraz mesela işte İngilizce... ya Şey olarak hep bir bilgim vardı. Okuma, yazma tarzı ama konuşma olarak hiç pratiğim yoktu. Herkes gibi. Her Türk insanı gibi neredeyse. Ee, sonra işte ben 2017 yılında... Bu da böyle bir anımdır. Bilmiyorum daha önce sana bahsettim mi? 2017 yılında ben Shopify'a e internlik için başvurmuştum. Ee, hmm. Kanada'da. Ee, onlar her yaz bir internlik şeyi açıyorlardı. Orada mesela o benim ilk interview'umdu kariyerimdeki. Yok e, tabii şey yurt dışında. E, İngilizce olarak in, ilk intervium'du. O zamana kadar ben hiç böyle mesela karşılıklı bir diyaloğa girmemiştim birisiyle. E, o anda da tabii şöyle düşünmüştüm. E, ya ben ne olabilir ki hani en kötü zaten hani e, Skype'dan konuşuyorsun. En kötü Skype'da chat diye kapatırsın hani her şeyi çok şeye sararsa kötüye sararsa <laughs> ee, öyle düşünüyordum ya dedim a yaptım interview'ü fena da geçmedi ama kabul almadım ee, tabii sonra ikinci interview'ümde bu işte internlük teklifini kabul aldığım şirket Sink'te olmuştu orada mesela bayağı başarılıydı muhtemelen işte ilk hani, deneme gibi oldu o, harcadık <laughs> Shopify orada kötü oldu <laughs> ama işte mesela ikinci de e o pratik yapınca bayağı başarılı geçmişti bu da benim böyle bir anımdır. Yani bizde mesela şey oluyor genelde çok işte İngilizceyi çok iyi biliyorlar. Ama işte korkuyorlar, çekiniyorlar. Ya da işte şey sanıyorlar yani işte ben orada atıyorum bir gramer hatası yapacağım da onu böyle çok büyütecekler falan sanıyorlar. Yani özellikle in İngiltere'yi bilmiyorum ama mesela işte Avrupa'da, Almanya, İsveç gibi ülkelerde çalışmayı düşünüyorsanız hani o ülkelerde yaşayanlar için de İngilizce ikinci dil. Dolayısıyla yani e, kimse aslında sizin konuştuğunuzu, nasıl konuştuğunuzu e, çok fazla takmıyor. Yani gramer hatası yaptınız mı falan umursamıyor. Önemli te, önemli olan tek şey kendini anlatabiliyor musun, anlatamıyor musun? Önemli olan tek şey o ya da bir de karşındaki kişiyi anlayabiliyor musun? O kadar. Ya ben mesela şey hatırlıyorum. Almanya'ya geldiğimde e, Ekipte e, İngiliz bir kız vardı. Anlayamıyordum çünkü hani hmm. e, o hem İngiliz, aksanıyla konuşuyor, hem çok hızlı konuşuyor, ana dili olduğu için e, ben yakalayamıyordum, çok zorluk çekiyordum. Ama işte sonradan dinleye dinleye alışıyorsun. E, <laughs> ama şey konusunda haklısın yani. Güvenmiyorsan zaten LinkedIn'de seviyeleri de var yani dil yazıyorsa Ben mesela Almanca ekledim, orada bayağı şey işte başlangıç seviyesinde diye gözüküyor yani ama tabii bazı rekrütürler hiç okumuyor bile hani senin profilini bakmıyor yani. Ondan sonra sana Almanca mesaj yazıyor. O da öyle <laughs> gidiyor. Bilmiyorum sana da öyle garip mesajlar geliyor mu evet, hiç? Yani. Alakalı olmayan. Rekrütürlerin e, hakikaten profili okumadığına eminim. İşte dedim ya mesela hani 3-4 kişilik ekibe hiç, hiç parası yok, şeyi yok, fonu yok. Bana iOS'de olur musun?" diye mesela teklif yapıyorlar ya. Yani sizin da muhtemelen 10-11 sene, 12 sene tecrübesi olan bir iOS'ci değil yani. bir baksanız da adamın profiline yazmadan önce. E, iOS bulup yazıyor. Kime bulursa İstanbul'da ikamet eden hepsine yazıyor mesela. Böyle bir tarafta var. Tabii inşallah senin bu söylediklerin de insanlara ilham olur. buradan bir aslında tavsiyede de bulunalım. Eğer yurt dışına remote, buralar aralar remote iş ilanları sayısı böyle katlanarak arttı son Hı -hı. bir buçuk senede. Şirketlerin çoğu da remote'a dönüyor. Hatta Apple bile şu an Cupertino'nun dışında yeni kampüsler açmaya sıcak bakıyormuş. Çünkü çekemiyor artık insanları silikon maddesine. Remote çalışmaya Apple da alışmaya başladı ki o kadar da güzel bina yaptılar. Evet. <laughs> yani aslında o konuyu ben başka bir bölümde daha önce de e... Silikon Vadisi'nde yaşamış birini e, konuk olarak alıp konuşmak istiyorum. Yani bu Kaliforniya'da şu anda bilmiyorum belki hala çoğu kişi için e, bir Amerikan rüyası işte startuplar her şey çok harika tarzı bir hı hı. E, atmosfer varmış gibi geliyor olabilir ama gerçekler öyle değil. Yani orada e, sokakların sokaklarda işte homeless'ın dolduğu suçların... Yani suç evet. oranının inanılmaz yüksek olduğu. Ya ben kaç tane yazı okudum. Adam diyor ki ben işte freelance ya da işte tek başıma editörüm. Kameraya koyuyorum karşıma. Öyle habercilik yapıyorum. Hani başka yanımda bir ekibim falan yok. Adam bunu yapıyorken arabayla bir grup geliyor. Hop adamı kamerasını alıyorlar götürüyorlar. Adam uzakta duruyor çünkü hani açı tam açı arka plan alsın diye. Bunun gibi kaç tane şey okudum. Çok yaygınmış mesela bu tarz şeyler. Yani aslında hmm. öyle e, düşünüldüğü gibi bir yer değil. Kiralar inanılmaz yüksek, kaldığın ev, işte bir oda, başka da bir şey yok. 3000-4000 dolar kira veriyorsun falan inanılmaz şey. Haliyle özellikle mesela e, aileler, ailesi olanlar, işte partneriyle gelenler hiçbir şekilde e, rahat rahat orada yaşayamıyor diye duydum. E, Apple konusuna gelecek olursak o da aslında büyük tartışma oldu bir grup kişi Apple'dan bayağı Tim Cook'a mektup da yazdılar. Ya işte biz remote çalışmak istiyoruz falan filan diye ama yani bana garip geldi. Apple Apple'ı bilen biri yani onların bu şekilde bir şeye izin vermeyeceğine inanıyor. Özellikle mesela zaten donanım alanında çalışıyorsan, Apple'da çalışıyorsan ve donanım üzerine çalışıyorsan zaten araç gerecine senin evde olmasının mümkün değil. Ama buna rağmen hani Apple'ın yanlış hatırlamıyorsam 3 gün ofiste 2 gün remote olarak şek olmak şeklinde bir politikası var artık. Ee, son olarak da şeye değineyim. Ee, Münih'te mesela 1 milyar dolarlık yatırım yaparak e, bir kampüs tarzı işte bir şey kuruyorlar. Bahsettiğin gibi senin. Başka Hı -hı. E, sanırım şu an işte en e, sıcak mekanlardan biri Texas, Austin e, evet. bütün işte Kaliforniyalıların göç ettiği mekan neden işte e, vergi az aslında şey yok vergi hiç yok e, evet. sadece işte eyalet vergisi yok federal devlete vergi veriyorsun haliyle cebine daha çok para kalıyor e, bu tarz işte şeyler daha ucuz evler daha ucuz falan e, bu konuları aslında daha sonra konuşabiliriz e... ana konuya dönecek olursak e, bu e, yani podcast'e vesile olur inşallah düşünen varsa yurt dışına başvurmak isteyen dediğin gibi bu remote işler çok e, fazlasıyla arttı. Taşımayı düşünmeyen bile var. taşımayı düşünen varsa da başvursun. Taşımayı düşünmeyen varsa da mutlaka başvursun. Senin dediğin konuya geleceğim. Bu e, ilk interview'dan sonra ikincisinde o aslında üzerindeki şeyi atmak e, stresi ve e, hataları azaltmak konusunda. Ben bundan bir 4 sene 4,5 sene evvel Facebook'la Hmm. Menlo Park Facebook'la bir şeye girdim. iş görüşmesine girdim. İkinci ikinci aşamaya girmeden önce ilk aşamayı zaten geçtim de ikinci aşamaya girmeden önce bana şey dediler Facebook'tan. bir tane kitap verdiler Bayağı hakikaten KPSS hazırlık gibi çıkmış <laughs> sorular falan var içinde. Cracking the Coding Interview diye bir kitap. meşhur zaten aslında herkesin de çözdüğü kitap içinde işte bu binary tree'leri reverse etme gibi falan saçma sapan konuların cevapları var. Ee, ona bir çalış dedi. Üç ay sonra yapacağız dedi. Üç ay süre verdiler. dedi ki bu arada dedi işte Spotify, Apple ondan sonra gibi firmalara da dedi başvur dedi. Tamam mı? Ben de dedim ki ya bunlar ama küstah şirket. <laughs> Adam e, Apple'ı, Google'ı, Facebook'u falan kendisinden şey görüyor. Google demedi de Spotify, Apple falan dedi soru sonra ben dedim bu dedim şey Facebook dedim kendisi ne kadar büyük görüyor dedim. Tabii ki de başvurmadım yani ama başvurmak gerekiyormuş. Bunu bana Rıza Selçuk Saydam anlatmıştı. O da Facebook'ta 5 yıldır falan çalışıyor. Ee, ilk i̇lk olarak girmek istediğin şirkete interview'e girmeyeceksin dedi. Diğer şirketlerle böyle daha düşük profil, orta profil şirketlerle interview'e gireceksin. Ee, 4-5 interview'dan sonra artık tamamen bir interview ustası haline geliyorsun dedi hiç stres vesaire kalmıyor. Direkt dedi sorulan soruları çok e, akıllıca bir şekilde cevaplıyorsun. Asıl girmek istediğin şeyi hemen atlamayacaksın dedi. O özellikle hayalinde olan şirketler varsa direkt oraya başvurmak yerine önce bir iki tane böyle daha e, orta halde şirkete başvurup onların interview süreçlerinden geçtikten sonra çünkü siz interview geçip de size bir teklif yapıyorlar. O teklifi kabul edip etmemek sizin elinizde. Hı hı. Belki de çok iyi bir teklif yapacaklar ve kalacaksınız o da ayrı meseleye. E, çünkü şirketler çok farklı olabiliyor e, bu da böyle bir böyle bir da var yani yurt dışında işe girme konuya, konusuna daha çok saptık LinkedIn'den ama e, varsa düşünebilirsiniz dinleyenler varsa bu da bir vesile olur umarım diye söyleyelim bunlar aslında bağlantılı konular canım yani LinkedIn'i niye oluşturuyorsun niye şey yapıyorsun aslında Tabii. günün sonunda işini değiştirmek istiyorsun çok güzel bir konuya değindin aslında sen bu da benim yaptığım bir şeydi e, Shopify'a e girmeden önce ben zaten e, Ocak'tan itibaren iş değiştirmeyi düşünüyordum. Evet. O sıralarda tabii gelen teklifleri ben mesela işte e, Berlin'den genelde çok fazla orada startup'lar var. E, oradan gelen tekliflere bakıyordum. Sırf deneyimim olsun diye. Çünkü ben dediğim Hı -hı. gibi sadece internlük için interview yapmış bir kişiydim o zamana kadar hiç böyle işte mid level pozisyon ya da senior level pozisyon için bir interview yapmamıştım. Çünkü orada sorulacak şeyler daha farklı oluyor. Ee, o yüzden ben bayağı işte birçok şeyi kabul ediyordum. İşte sırf işte o rekrütürle konuşayım. işte orada neler nelerden bahsedebilirim. Ondan sonra işte genelde bir team lead konuşuyorsun. Ondan sonra e, pair programming yapıyorsun. İşte bir saatlik sana işte programlama sorusu soruyorlar. E, mesela ben Yelp'le görüşmüştüm. Yelp'in e, Hamburg'da ofisleri de var. O iyi gitmedi ama o, o gitmemesine de sevindim aslında. E, orada da mesela işte ben bayağı bir pair programming alıştırması yapmış oldum. E, Shopify'dan önce e, çok sevdiğim bir abimle bayağı oturup e, bir saat e, sanki o beni interview ediyormuşçasına e, bir kol yaptık. Yani o hakikaten interviewmiş gibi. İşte genelde pair programming şeylerinde de e, drive eden kişi sen oluyorsun. E, ikinci kişi de sana işte şöyle yapalım, böyle yapalım gibi işte sürekli şey yapıyorsun. Sana böyle işte sufle veriyor e, yandan. Hmm. E, o tarz bir şeyler pair programming session'ı aslında e, interview sürecinde genelde öyle oluyor. İşte şöyle bir problem var bunu nasıl çözeriz falan gibisinden bir şey diyor. Sen bir şeyler yapıyorsun ondan sonra o sana bir sufle veriyor. Ondan sonra diyor işte bunu nasıl yapalım şunu nasıl yaparız şöyle bir case'i nasıl handle edersin falan gibisinden devam ediyor. İşte bunları hep ben o önceki interviewlerimde öğrendim. Ee, Shopify'da interview sırasında o yüzden daha rahattım. Hani o stresi yaşamıyorsun işte ne anlatsam ya da işte mesela hiç düşünmüyorsun e, konuşurken özellikle hani İngilizce oluyor bütün interview. Haliyle çok daha akıcı şekilde konuşuyorsun. Niye? Daha önceki interviewlerde de aslında bahsettiğin şeyi bahsediyorsun tekrardan. O yüzden bir nevi e, hafızaya atmış oluyorsun. E, şeyde de genelde aslında pair programming kısmında da genelde benzer şeyleri soruyorlar. Yani günün sonunda e, ben şey zaten hiç sevmiyorum. O o tarz şirketlerden de uzak duruyorum. E, bu bahsettiğin cracking the code inter interview Hı -hı. şeyindeki gibi soruları soranlara... Hiç sevmiyorum. Onlara da hiç başvurmuyorum. Soruyorum genelde de başlangıçta. Yani bu da aslında yapılması gereken bir şey. Yani hani e, şunu insanlar e, kaçırıyor. Bir yazılımcı olarak aslında e, siz sizin elinizdeki kartlar daha değerli. Yani e, bazıları şey olarak görüyor. Ya işte bana, ya benim işte işe muhtacım ben. Hani ne olursa yaparım şeyinde oluyor. Ama aslında hani orada kartlar genelde sizin elinizde oluyor. O yüzden Mesela hani başlangıçta şeyi de soruyorum. Özellikle mesela bu LinkedIn'den mesaj atan rekrütörlere maaş aralığını soruyorum. Çünkü interview süreci çok uzun süren bir süreç. Bayağı işte zaman ayırmanız gerekiyor. Eğer dediğin gibi bir pair programming varsa bazı şeyleri tekrar etmen gerekiyor. Yani tekrardan hatırlamak gerekiyor. Çünkü yani senin günlük yaptığın işte orada yapılan sorular genelde bir olmuyor. Evet. ya Genelde işte Öyle hazırlanıp girmek gerekiyor. Mesela ben de geleneksel şeyde Facebook konusunu merak ediyorlar. Merak ediyorsunuzdur. Yani Facebook'ta tabii ki geçemedim interview'u. Bayağı e, aslında şöyle yani bana interview'da şeyi sordular. Teknik, çok ağır teknik sorular sordular. Ben de cevapladım. Hı hı. Adam dedi ki çok doğru bir yaklaşım. Şimdi kodu yaz dedi. Kodu yazamadım. Heyecandan yazamadım bu arada. Şeyden dolayı değil. Yazamayacağımdan değil yani. O an gerçekten heyecan yapıyorsun. O heyecan atmak için zaten önceden görüşün diyorlar. Hı hı. O kısım bir aileyle yani aynı. Mesela şu an çalıştığım şirkette daha farklı bir interview şekli vardı ki ben o tarz interview şeklini çok daha fazla seviyorum. Oradan aslında başka bir konuya da bağlayacağım. Ee, bana dediler ki bizim uygulamamızda şu iki ekran var. Bunlar Zeppelin dosyaları, designler burada. Ee, sen bunun aynısını, bu iki ekranı dummy data ile yok API endpoint de verdiler. Endpoint public endpoint de verdiler. Bunu bize yaz. 3 e, gün süre verdiler. Ben bir günde yazdım. E, gönderdim. Adam orada senin pixel perfect UI çıkartıp çıkartmadığına bakıyor. Mimari nasıl kurguluyorsun? Bakıyor çünkü sen bir mimari tavsiyesinde de bulunmuyor. Orada mesela Swift'i ne kadar iyi kullanıyorsun program dediğinde. Oradaki ekstra feature'ları kullanıyor musun? Onlara bakıyor. Bence mükemmel bir, bir test bu arada iOS geliştirici için. Ee, ve mesela bana şey demişlerdi. De, çok orijinal fikirler var içerisinde. Daha önce bizim aklımıza gelmeyen. Biz bunu kendi mimarimize de uy uyarlayabiliriz. Hani direkt hoş geldin dediler arkasından zaten. Ama işte oradaki o şeyi yapmak gerekiyor. Yani asıl asıl işi ölçen şeyler yapmak gerekiyor. Ee, ama tabii Diğer şirketlerde çok şey yapamam. Çünkü onlar da aslında çok kompleks problemleri çözme becerisini ölçüyorlar sanırım diyeceğim ama bana daha çok biraz daha böyle KPSS çalışıyormuş gibi bir izlenim uyandırmıştı. Ben çok yoğundum o dönemde. Facebook'un şeyini hazırlanamadım pek. Ama yine de hani en azından soruları şey olarak, sözlü olarak doğru cevap verdiğimi biliyorum. LinkedIn profilini doldururken dedi ki ya, aslında yani nerede çalıştığın, ne kadar süre çalıştığından ziyade Orada tam olarak neyi çözdüğün neleri başardın. Şu uygulamanın şu mimarisini kurdum ya da işte şu uygulamanın şu featureını komple şey yaptım. Ya da e, bu şirketteki işte tasarım ekibiyle yazılım ekibi arasındaki şeyleri şu şekilde iliştirdim gibi. Aslında aktif olarak orada ne yaptığını, pratikte ne yaptığını anlatmak çok daha önemli. Mesela kitapta şey diyordu, Hayat Üniversitesi'nde öğrenci falan yazıyorlar LinkedIn'de böyle i̇şte şeyler. <laughs> <laughs> ya da işte kendi kendine çalışıyor. Serbest meslek sahibi falan filan. Yani orada aslında senin elinden ne iş geliyor onu öğrenmek istiyor herkes. Ee, elinden gelen işe bakıyor. Sen bana nasıl faydalı olabilirsin'e bakıyor. Ee, senin hangi şirkette, hangi pozisyonda, ne şekilde çalıştığının çok bir önemi yok. Artık yazılımda bu şeyler kalktı ortadan. Adam IBM'de 7 sene çalışmış ama belki de hiçbir şey yapmadı. Bütün gün ofise geldi gitti. <laughs> ee, işte belki de müdürün yeğeniydi adam ama yani hiçbir olayı yoktu. <laughs> Sırf o kadrodan girdi ve müdür ayrılınca şirkette onu da yolladılar. Atıyorum mesela yani. <laughs> ee, o yüzden ne yaptığınızı tam olarak e, ne bitirdiğinizde başardığınızı yazarsanız o zaman sizi işe alma ihtimalleri çok daha artıyor. Bir de tabi paylaşım yapmak, dijital bir zanaatkarın aslında şey yapması lazım. ...bilgisini yazması, aktarması lazım. Bunu en iyi yazarak yapabiliyorsun. Bu bir Medium yazısı olabilir. Genellikle ben Medium'da bir şey paylaşma taraftarı değilim. Ama bir web siten olursa, bir blogun olursa... ...özellikle çözdüğüm problemlerle ilgili şeyler paylaşırsan... ...uzmanı olduğum konuyla ilgili şeyler paylaşırsan... ...bu sefer sana çok daha fazla o yönde... ...o tarz bir problemi olan birisinin gelme ihtimali çok yüksek. Bunu ben bir kitapta okumuştum. Kitapta şey diyordu bu tarz böyle zanaatkar insanların aslında tasarımcılara yönelik yazılmış bir kitapta ama bunları biz e, bir doktora benzetebiliriz. Yani bizim yaptığımız meslek aslında doktorluk gibi bir meslek diyor. Şöyle bir örnek veriyor mesela diyor ki senin çok nadir görülen bir hastalığın var. Böyle milyonda bir görülen bir hastalık. E, ve sen buna tedavi arıyorsun. Sonra bakıyorsun, bakıyorsun ki internetten araştırıyorsun. Bu konu üzerine, bu hastalık üzerine ihtisas yapmış ve bir sürü hastayı iyileştirdiği de internette e, mevcut olan Fransa'da bir doktor var. Yani sen senin belki ülkene çok uzak. Belki vizitesi 300 euro. Tamam. Yani sen o doktora gider misin gitmez misin? Dünyada tek bulabildiğin tek adam bu yani. Bu konuda tedavi etme oranı çok yüksek. Ne yaparsın da bu adama gidersin. İşte diyordu yani bir e, yazılımcı olarak, yani bir tasarımcı olarak birinci kural kendini çok e, özelleştirmen gerekiyor. Bir konuda uzmanlaşacaksın ama böyle niş bir konuda yani. Böylece ne oluyor? Sana gelebilecek insanların seçebileceği yazılımcı sayısını düşürüyorsun. Şimdi sen bir iOS geliştirici olursan dünyada belki bir milyon tane iOS geliştirici var. Ama atıyorum sen UI tarafında kuvvetli bir iOS geliştirici olursan bu rakam 100 bine iniyor. Sen banka uygulaması geliştirmiş bir iOS geliştirici olursan bir anda bu rakam bine iniyor. Çünkü banka yapılar üzerine çalışan iOS geliştirici şey. Ama atıyorum işte e, içerisinde borsa e, alım-satım modülü olan bir banka uygulamasına çalıştıysan, o kısmı çok iyi yaptıysan, iyi bir şey yaptıysan mesela, bu sayı 5'e iniyor, 4'e iniyor. Bir anda e, bu tarz bir şey yaptıracak bir insanın elindeki yelpazeyi daraltmış oluyorsun. E, ve bu konuda sen ne kadar fazla şey paylaşırsan, bu uzmanı olduğun konuyla ilgili, Aynı dertten muzdarip şirketler seni o kadar daha kolay buluyor. Biraz böyle bir genel kariyer tavsiyesi de vermiş olalım. <laughs> Ama aslında çok önemli bir konu. Güzel bir konuya değindin. Sana katılır mıyım bilmiyorum bu uzmanlık bir işin uzmanı olma konusunda. Çünkü mesela tabii şey konusunda haklısın. Apple'ın açık pozisyonlarına bakarsan şu anda gidip sitesine Hepsinin belirli bir uzmanlık gerektirdiğini görebilirsin. Yani hani sadece şey demiyorum. Yazılımcı aramıyor. Adam diyor ki işte ses konusunda şu 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 alanlarda çalışmış bir yazılımcı arıyoruz diyor. Hı -hı. Ee, haliyle o zaman bayağı bir limitliyorlar. Tabii karşılığında alıyorsun sen onun. Ama ben mesela işte e, bunu da bir sonraki bölümlerde konuşmak istiyorum. Ee, genelde şöyle bir karşılaştırma var. Muhtemelen sen de duymuşsundur. Specialist versus generalist diye yani uzman uzmana karşı e, farklı yönlü olmak İşte bir bir anda işte fark, farklı e, alanlarda e, bilgisi olan bir kişi var öbür tarafta uzman bir kişi var. Bunun hakkında da çok güzel bir kitap var. Range diye e, orada evet. tamamen bu e, konuya el alıyor. Önceden ben de aslında öyle düşündüm yani bir konuda bir uzman ol, olman gerekiyormuş gibi düşünüyordum. Ee, ama daha sonradan şöyle düşünmeye başladım. O uzmanlık olması gerekiyor okey. Ama e, o bir süre sonra artık özellikle şu, bugünlerde yeterli olmuyor. Yani sen atıyorum e, Ruby Developer bulmaya çıkarsan tabii gene az bulursun da e, gene de bir, şey, bir insan buluyorsun. Ama e, mesela AB test daha önce AB test yapmış e, aynı zamanda React bilgisi de olan GraphQL kullanmış bir Ruby developer alıyorum dediğin an e, havuz inanılmaz bir şekilde daralıyor. Ben bunu evet. şöyle yaşadım. Hatta bu Berlin'de görüştüğüm şirketlerden birisi tam olarak böyle bir pozisyon Yani A-B test konusunda uzman, e, Ruby'de bilen, React bilgisi de olan bir kişi arıyorlardı. O yüzden ben e, kendilerine işte başka bir şirketten teklif aldığımı söyleyince ee, kendi tekliflerini inanılmaz yükseltmeye başladılar. İşte normalde mesela remote pozisyon değildi, hemen remote'a çevirdiler. İşte hani tamam artık hani Berlin'e gelmene <laughs> gerek yok. Hamburg'da da çalışabilirsin. Ayda bir falan gelirsin sen istersen. İşte başka beğenmediğim bir şey varsa hemen daha hani şeyde bile ilerlememiştim çok fazla eee interview sürecinde ama orada tam istenilen kişi olduğum için e, haliyle eee Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar seni almak için. O yüzden ben de mesela işte bu şeye konuya çok e, e, zaman ayırmaya başladım. Yani artık tek bir uzmanlık yeterli değil. Sen iyi bir JavaScript developer olman yeterli değil. Bazen hani çok ilginç alanlarda mesela e, yan yetenekler arayan şirketler oluyor. Ya da bu tarz yan yetenekler aslında senin e, ana işi yapmanı ya da yaptığın kalitesi işin kalitesini daha da arttırıyor. Ben bu alanda mesela örnek aldığım kişilerden birisi bilmiyorum takip ediyor musun? Koray Brand diye evet. bir moda fotoğrafçısı var. Ama şöyle söyleyeyim anı işi moda fotoğrafçılığı ya da reklam yönetmenliği ya da klip yönetmenliği yapıyor. Ama yani ne derler? bileğinde bir sürü altın bilezik var. Ee, yani sadece orada bir moda fotoğrafçılığı yapmakla kalmıyor. İşte ben bugün takip ediyorum işte ee, üç boyutlu karakterler oluşturuyor. İşte ee, Unity kullanıyor. Unreal Engine kullanmaya başlamış. Oralarda farklı şeyler yapıyor. İşte YouTube'a gir giriyor. Orada YouTube yayıncılığı yapıyor. Twitch'e giriyor. Twitch yayıncılığı yapıyor. Bir yandan işte Discord şeyi yönetiyor, bir sürü işi aynı anda yapıyor. Bir an bir an işte şeye gidiyor, kendisi oyun yazıyor. O, oyunu yazdıktan sonra o oyunu işte hacklemeye çalışanlar karşı önlemler alıyor, programlama biliyor. Yani hani kendisi moda fotoğraf sadece moda fotoğrafçısı değil, bir sürü iş yapıyor. Aslında bu bir nevi bana şeyi de hatırlatıyor. Bu Rönesans zamanındaki yaşayan kişiler. Leonardo da Vinci gibi mesela sadece <laughs> ressam değil adam aynı zamanda bir sürü işle meşgul. O yüzden evet. aslında biz o kişiyi bugün hala anlıyoruz. O yüzden <laughs> ben özellikle bu e, endüstri devriminden sonra uzmanlık şeyi çok önem kazanmaya başladı. Üniversitelerin işte kurulması ya da işte e, senin sen işte fa 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 fabrikada yapman istenen şey ne? Sen genelde bir iş yapıyorsun, sürekli o işi yapıyorsun. <laughs> o yüzden ee, Okullar da ona göre şekilleniyor. Seni yani bir işi yapmak için eğitiyorlar. Ama ben bunun ileride, hatta günümüzde bile e, işe yarayacağını artık düşünmüyorum. O yüzden insanların e, çok yönlü olması gerekiyor. Ben de mesela genelde e, artık kendi hayatımda ona önem vermeye başladım. Hani ben sadece yazılımcı olarak anılmak istemiyorum. Ben aynı zamanda işte e, bir blog Blog Blogda yazıyorum. Aynı zamanda podcast de yapıyoruz. Aynı zamanda işte 3D tasarım konusuna giriş yapmaya başladım. İşte 3D yazıcı alıp. Hani bu tarz konular günün sonunda ben tabi şu anında etkisini görmüyorsun. Özellikle kariyerine ama ilerleyen yıllarda doğrudan ya da dolaylı olarak kariyerine etkisi olacağına inanıyorum. tabi bunları o yüzden yapmıyorum. Hani keyif aldığım için yapıyorum ama ee, bu tarz şeyler yapıyor olmak da e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bir başka bölümde ben bu konuyu detaylı olarak seninle konuşmak istiyorum. İşte uzman olmak evet. e, versus e, çok yönlü olmak. Aslında soracaktım ama çok da fazla vakti biz kalmadı. Yani bir insan hem generalist hem specialist olabilir mi aynı anda diye soracaktım. Ki Koray Bülent önünde biraz sanki o durum var yani ya bu sayede bütün konularda bilgi sahibi ve bir şeyler yapabilir seviyede ama aslında adamın specialist olduğu kısım moda fotoğrafçılığı değil mi? Asıl. Hı hı. Herkes ona o işten dolayı geliyor ama diğer konularda şey yapıyor. Benim aslında söylediğim şey de biraz bu minvaldeydi ama bunu birazcık da açacağız yani. Tek bir konuda uzmanlaşmak değil ama bir konuda böyle çok uzmanlaşmak ama diğer konularda bilmek. Çünkü mesela iOS developerlıkta böyle bir şey var. Yani sen her ne kadar banka ipi de yapsan ya da onun işte Portfolio alsat app'in de yapsan, genel iOS kurallarını biliyorsun. AWS'in içerisinde daha geçmişte uğraştığın başka frameworkler falan da oluyor. O yüzden biraz hem generalist hem specialist oluyorsun. İkisini Hı -hı. bir arada yapabilir miyiz konusunu ayetten konuşalım. Onu, Aynen. E, ya alırız. zaten şeyde bile mesela en basit örneğinde tasarım yapmayı bilen front end engineer ile tasarım yapmayı bilmeyen front end engineer arasında mesela çok farklı Olabiliyor. Hani o evet. ikisi de her, her ne kadar aynı seviyede e, frontend teknolojisine hakim olsa da o diğer Tabii. kişinin çok az da olsa yani atıyorum Figma'yı nasıl kullanıyor tasarımcılar, Figma'da nasıl prototip yaratıyorlar, işte oradaki renk şeyleri nasıl seçiyorlar. Hani bu tarz Hı -hı. şeyleri biliyor olmak e, e, o kişinin ana işinde, o frontend işinde daha iyi işler yapmasını sağlıyor ya da e, tasarımcılığıyla girdiği diyalogda daha iyi, daha verimli bir tartışma ortamı yaratabiliyor. Tabii. Yani ben mesela UI tarafına güçlü bir yazılımcı olduğum için bütün tasarım ekibiyle olan iletişimi ben kuruyorum şu an çalıştığım şirkette. Çok da büyük faydasını gördüm. Evet yani belki bu konularda özellikle ilintili konularda bilgi sahibi olmakta çok büyük fayda var. Aslında bu bölümde bu kadar diyebiliriz. Bize bu konuyla ilgili yorumlarınızı yine mail adresine koyuyoruz show notlarına. E, oradan iletebilirsiniz ya da iTunes'tan dinliyorsanız iTunes Podcast'e e, bir Apple Podcast'e bir yorum bırakabilirsiniz konuyla ilgili. E, gayet memnun oluyoruz yorumlarınızı gördükçe. Bizi daha da çok motive ediyor. Diyelim. ağzın sağlık Mert. Senin de. E, bu haftalık bu kadar diyelim. Farklı Düşün Podcast'inin 5. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hepiniz hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.